özellikle dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yeni bir rapor, yeni bir değerlendirme daha aldık. Burada temerrüt risklerine bir vurgu vardı. Sıkılaşmanın etkileri özellikle Merkez Bankası'nın güncesinde son dönemdeki raporlarda incelenmeye devam ediyor. Peki para politikasına neler bekliyoruz? Piyasalar nezdinde nasıl bir etkiyi beraberinde getirecek? Rota Portföy'e gideceğiz. Rota Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Emrah Yücel bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Emrah Bey, kolay gelsin. Merhaba Gözde Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle dün önemli bir rapor vardı. Temerrüt risklerine bir vurgu var. Ama önceki dönemdeki gibi sıkılaşmanın önden yüklemeli değil, kademeli bir sıkılaşma oldu. Bunun da aslında temerrüt tarafındaki oranları son derece düşük tuttuğu, hatta tahsili gecikmiş alacak oranlarında %1,5 seviyesinde bir tablo olduğu paylaşılmış. 2018 dönemine baktığımızda o dönemde hızlı bir sıkılaşmayı %8'den %24'e gelen politika faiziyle görmüştük ki tahsili gecikmiş alacak oranları %3'ten %6'ya çıkmıştı. Ama merkezin paylaştığı son grafikse %1,5 seviyesinde olan bir rakam. Dolayısıyla firmalar ve şirketler kesimine baktığımızda borçluluklarının düşük olduğunu, döviz açıklarının sınırlı olduğu tabloyu görüyoruz. Öncesinde Konkordato'ya ilişkin sıkılaşmanın etkileri incelenmişti. Ve Konkordato'ya ilan eden firmaların da özellikle bunu ödeme kolaylığı açısından yapabildiğini söylemişti Merkez Bankası. Acaba merkezin bu raporlarını, sıkılaşmanın etkilerini nasıl okumak lazım? Evet, yani burada sıkılaşmayla ilgili olarak tabii önden yüklemeli, sert, puan olarak da yüksek yapılan faiz artırımları ilgili dönemlerde özellikle reel sektör ve ticaret tarafına çok daha sert bir etki yapabiliyor. Çünkü bir anda maliyetlerin artması söz konusu olabiliyor. Zaman zaman bunlar sürpriz nitelikte de olabiliyor. Dolayısıyla şirketlerin bilanço kompozisyonundaki pozisyonlanma itibariyle de bu kadar kısa dönemde adapte olamamasına neden olabiliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın geçen seneden başlayan ve faiz artırımı içeren süreçteki adımları aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi kademeli oldu. Dolayısıyla aslında bu yönde de bir duruş olacağını da piyasayla sözel iletişim açısından paylaştı. Bu da kurumlara ilgili dönemde adapte olabilme olanağı sağladı diye gözüküyor. Tabii ki de şirket bazında şirketlerin yapısı itibariyle değişiklikler olacaktır. Bir kısmı zaten daha zor finansal koşullarda hayatlarını devam ettiriyorlarsa bundan etkilenmemeleri mümkün değil, ama bunu yönetebilecek kapasiteye sahip şirketler açısından da böyle bir esneklik sağlıyor açıkçası bu adımlar. Bu yönüyle baktığımız zaman zaten hani doğrudan NPR rakamları, takipteki kredi alacaktaki kredi rakamlarına baktığımız zaman da burada çok sert bir yukarı yönlü hareket görmüyoruz. O tarafı da onu teyit ediyor. Son olarak hani Konkordato ile de ilgili olarak paylaştınız. Burada Merkez Bankası aslında hem bunun şirketler adına baktığımız zaman aslında geçtiğimiz dönemlerde de finansal koşullarında zorluk olan şirketlerin bu dönemde daha çok bu yönde aksiyon aldıklarına dair bir vurgu yapıyor diye biz yorumluyoruz ilgili raporda. Dolayısıyla aslında güncel bu duruşun dönüp geneli itibariyle bu yapıda olmayan şirketler üzerinde pek de fazla bir etkisi olmadığı ile ilgili bir çıkarım yapabiliriz diye gözüküyor açıkçası. Şimdi özellikle reel sektörün ve dar marjla işlenen firmaların faiz indirimine ilişkin beklentilerini, bankaların bu konudaki beklentilerini, yüksek mevduat toplamaları dolayısıyla zaten bir süredir takip ediyoruz. Bir de yabancının tabii ağırlıklı dipste pozisyonlanması nedeniyle faiz indirim beklentilerinin olduğunu konuşmuştuk. Hatta şunu demişti yabancı, bizler Türk varlıklarında işlem yaptık. Hem carry işlemleri hem tahvil işlemleri, ama en çok kar bize carry işlemlerinden geldi. Tahvil işlemleri de faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi de bir miktar kar tarafını daralttı. Ama Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun devam ettiği bir ortam var. Geçtiğimiz hafta da yabancı kurumlar merkeze ilişkin faiz indirim beklentilerini ötelediklerini söylemişlerdi. 2,97'lik enflasyon verisiyle, ama acaba bundan sonra para politikasında seyir nasıl işleyecek? Yani burada bir kere aşağı yönlü enflasyon hareketleri olacağını bekliyoruz, ama Merkez Bankası da yani faiz indiriyor olsa dahi sıkı duruşunu devam ettirebileceğiyle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Dolayısıyla muhtemelen buradaki faiz indirim patikasının da çok hızlı olmasını beklememek daha makul olur. Yani en azından enflasyondaki gerilemeyle birlikte aslında sıkı bir duruşu yansıtacak paralellikte olması bazı senaryo olur diye değerlendiriyoruz. Bununla birlikte dönüp son enflasyon rakamına baktığımız zaman, yani bir aylık datadan farklı kanaatlere varmamak lazım ama zaten son dönemde burada zaman zaman sohbetlerimizde de vurguluyoruz. Hem hizmet sektörü tarafındaki katılık hem de çekirdek rakamlarda bir miktar yukarı yönlü seyahat olduğunu gördüğümüz noktada zaten Merkez Bankası'nın çok önden yüklemeli bir faiz indirimi yapmasını beklemiyor olmak lazım diye değerlendiriyoruz. Bizim kurum olarak faiz indirimlerine başlanması ile ilgili beklentimiz Aralık ayıydı. Bunu şu an için muhafaza ediyoruz. Dolayısıyla bu tabii bir miktar daha oynayabilir ama dönüp baktığımız zaman buradaki bazı senaryo enflasyondaki düşüşle birlikte kademeli bir indirim. Ama burada özellikle önümüzdeki aylarda gelecek enflasyon tarafında sadece manşet rakamlar değil, buradaki alt kırılımların da çok önem arz ettiğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla burada özellikle çekirdek ve hizmet tarafını çok yakın takip etmek önem arz ediyor olacak. Bir de Merkez Bankası'nın yine bu aydaki faiz kararıyla birlikte açıklama metnini de önem arz ediyor olacağını biz değerlendiriyoruz. Bir önceki ayda hatırlarsak bir miktar böyle çok hafif de olsa bir önceki metne göre daha yumuşama emaresi olan bir metindi. Ama bu son gelen enflasyon datasıyla birlikte muhtemelen hani önümüzdeki aydan itibaren bir faiz indirimi beklentisi oluşturacak yumuşama dozunda olmasını beklemeyiz açıkçası. Ama yine de burada bir takım ton değişiklikleri olup olmayacağı da piyasanın yakından takip edeceği unsurlardan biri olacak diye değerlendiriyoruz. Özellikle son dönemde merkezden, BDDK'dan gelen adımları takip ederken kredi düzenlemeleri de vardı ki burada bakiyeye göre bir düzenleme yapılmıştı. Alt gelir grubunu desteklemek için faiz oranlarının bir miktar aşağıya çekildiğini, üst tarafta da yukarı çekilen faiz oranları olduğunu takip etmiştik. Ve merkezin paylaştığı raporlara baktığımızda yine aslında 150 bin liranın üzerindeki borca sahip olan kişilerin buradaki kredi kartı borçlarının yaklaşık yarısını, %50'sini oluşturduğu da yine vurgu yapılan noktalardan biriydi. Krediler tarafındaki politikaları acaba nasıl okumak lazım? Alt gelir grubunu desteklemek amaçlı ve üst tarafta da, üst gelir grubu tarafında da talebi baskılamak kaynaklı adımlar mı karşımıza çıktı acaba? Şimdi bir kere faizlerin yüksek seyrettiği bir dönemde borçlanmak, borç kullanmak aslında nakit akımı yönetimini zorlaştırıyor. Yani ilgili dönemdeki faiz yükü dönüp nakit akışını da yönetmeyi daha elzem hale getiriyor. Dolayısıyla borçlu yapıdaki bireyler ya da şirketler açısından bu dönemler daha zorlayıcı oluyor. Bu açıdan dönüp baktığımız zaman son dönemde yapılan düzenlemeler özellikle bir miktar daha düşük gelir grubuna yönelik bu dönemi yönetebilmek adına destekleyici adımlar diye gözüküyor. Burada ilgili grupla ilgili olarak bir miktar yapılandırma yapılması ile ilgili bir esneklik sağlanmış durumda ki biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, yani dönüp borçlulukla devam ettiğiniz bir dönemde yüksek faiz dönemi sizin borcunuzun katlanmasına neden olabiliyor. O da dönüp nakit akışının zorlanmasına ve bazen de buradan temerrüt durumları oluşmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla son dönemdeki adımları biz biraz böyle okuyoruz. Burada para politikası duruşunun sıkı devam ettiği bir noktada önümüzdeki dönemde benzer nitelikte bir takım adımların geliyor olması çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman içinden geçtiğimiz konjektürün farklı gelir gruplarında farklı etkileri var. Bu nedenden dolayı da burada karar alıcıların bu tarz destekleyici adımlarının önümüzdeki dönemde gelme ihtimalinde olduğunu biz değerlendiriyoruz.